Euro olarak mı istersiniz parayı? Olabilir Asil Bey. Yok yok Asil Bey, euro olarak istemiyoruz. Ben Avrupalı falan değilim. Biz şey, YTL olarak istiyoruz. Yeni Türk Lirası olarak istiyoruz. Sen niye buna bu kadar taktın Volkan kafayı ya? Benim için fark etmez. Ha, beğendiniz mi tabloyu? Ben bu ressama meraklıyım. Koleksiyonunu yapıyorum. Bu tablodan haberim vardı da bulamıyordum. İşte bizimkilere hediye gelmiş bu zamanında abi. Aşil abi. Ondan sonra şimdi size kısmetmiş. Öyle asarsınız bakarsınız. Şimdi Asil Bey, yalnız şöyle bir şey teklif edebilir miyim? Biz bu tabloyu size birkaç gün sonra versek, o arada evdeki durumları ayarlasak oradan... Ya Aslı, halledelim Aslı gelmişken, uzatmayalım. Bakın ben kararlı ve prensip sahibi bir adamım. Okeyse okey, satıyorsanız derhal takdim edeyim ücretini. Abi tamam, o zaman siz takdim edin, bize takdim alalım ücreti. Peki. Hayırlı olsun. Buyurun. Sağ olun abi. Hayırlı olsun. Ya evdeki durumu konuşalım. Tamam mı Aslı? Tamam ya. Sıcacık. Sanırım hocam. Mahmut, Aşil abiye bize çay getir. Ya Selin, senin baban da ne tuhaf, ne cins adammış be. Nereden çıktı şimdi böyle tanışma manışmaya? Ya Volkan, kusura bakma ama sizinkiler de beni iyice cahil konumuna soktu ya. Kültürsüz yaptılar beni. Ya kızım Aslı, düşünebiliyor musun? Şesu'nun konumuna girdim yani. Şesu kültürsüz cahil değil ki Selin. Gayet kendini yetiştirmiş bir insan. Nasıl yani? Kızım, biz dalga geçmiyor muyuz Şesu'yla? Crow falan diye ha? Yo. Yo. Kızım, ya niye o zaman ben Crow deyince hepiniz kak 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 gülüyorsunuz? Biz senin Crow demene gülüyoruz Selin. Ne? Ya bir şey söyleyeceğim. Senin bu taraklarda bezin yoktu. Nereden çıktı böyle? Allame mi olacaksın? Ne olacaksın? Ha? Allame ne ya? Ya Allah'ım ya, ben gerçekten cahil bir kişilik miyim ya? Selin, ya boş ver sen şimdi kültürsüz mültürsüz. Kültür karın doyuruyor mu ya? Ama sanat karın doyuruyor, değil mi? Güzel kardeşim benim, doğru söylüyorsun. Selin'cim, ben şimdi seni bir Uludağ'a götürürüm. Orada bir eller hava yaparsın, rahatlarsın sen. Boş ver bunu. Ya bravo Volkan. Ha, benim olayım sadece bu mu ya? Pes! Ha? Ah, iyi akşamlar. İyi akşamlar, aman, hoş geldiniz. Bir yedik, bir yedik ki yani. Ah, oh. Ay, ay, ay. Ay çocuklar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse, ben kalkayım. Cahilliğimle, kültürsüzlüğümle bu ailenizin olayını daha fazla bozmayayım yani. Ay Selin'cim, bak baban da istemiyor işte, gördün yani. Ya artık arkadaş arkadaşa görüşürsünüz ha. Tamam Fatize, tamam. Ya kusura bakmayın, çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bye. Estağfurullah, otursaydın kızım. Ya Selin gitme, dur Selin. Ya anne, ne yaptınız kıza ya? Ayol, bir şey yapmadık, ne yapacağız kıza? Ailesi ümitlenmesin diye babanla fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik babasına. O da aklı başında bir adam çıktı. Doğru, bu iş olmaz dedi. Ha. Aman yani, bir rahatladım, bir rahatladım, sorma gitsin. Kırıldı biraz tabii kızcağız, genç kız. Ya acıdım ben de, biliyor musun? Üzülme baba ya. Ben onu Uludağ'a götüreceğim yakında, orada rahatlar o. Nasıl götüreceksin? Babacığım, şimdi bizim Volkan'da biraz birikmiş paralarımız vardı, onları birleştirdik. Size yük olmayalım diye biz kendimiz gidiyoruz Uludağ'a. İfa Hanım. Bak, iskele babası muamelesi yapılıyor bana. Estağfurullah. Bayramda çocuklarımız alıp başını gidiyormuş. Aman boş ver Tahsin. O senin işi ciddi değil bir kere. Ben o işi anladım, içimde çok rahat etti. Bırak gitsinler, eğlensinler. Ya kayak yapıp döneceğiz baba, ne var ya? Aslı, o sana verdiğim resmi çerçeveledin mi kızım? Hazırsa getir de asalım şuraya. Ha, şimdi... onu biz Fatoş'un bir çerçeveci arkadaşına verdik. Biraz vakit alabilirmiş yapılması. Anne, ne yapacağınız o iç karartıcı nursuz resmi ya? Ben böyle bir aile fotoğrafımızı çekerim.
Asarız onu böyle güzel, ha? Aa, olur mu oğlum? Lazım o resim bize, önemli. Aman çocuklar, o resim gittiği gibi geri gelsin lütfen. Niye? Değersiz bir şey değil mi o baba? Canım, resim olarak değersiz olabilir de... manevi olarak değeri vardır. Nasıl yani baba? Ay, söyleme Tahsin. Şimdi resmi size verdikten sonra hatırladık. O resmin tuvalinde 32 sene ben annenize yazdığım bir şiir var. Ya, evlenme teklifi şiiri. Demek ki o çirkin resmi onca yıl o yüzden saklamışız. Bana bakın, o resme bir şey olursa vallahi kıyameti koparırım. Adam 32 yılda bir şiir yazmış ayol. Onun için çerçeve falan da boş verin. Alın getirin. Ay Allah vermesin, kaybolur maybolur da. Benim için o resmin manevi değeri 1 milyon euro. Euro falan demeyin baba ya. Euro demeyin bana ya. Asla geri vermem. Asil Bey yapmayın Allah aşkına ya. Abi bakın manevi değeri varmış ya. Biraz anlayış gösterin. Daha dün aldık, bugün bakın geri veriyoruz işte. Böyle soytarlık olmaz. Ben ticaret adamıyım. Alışveriş bitti, kusura bakmayın. Asil Bey, yani daha dün bir, bugün iki. Yani biraz anlayış gösterseniz, Fatoş'un da hatırı var değil mi? Nasıl zorda bırakıyorsunuz insanı? Peki o zaman 1,5 katını isterim. Ne? Ben size söyledim, ben ticaret adamıyım. Asil Bey, daha 24 saat oldu biz size tabloyu satalı. Peki o zaman. Benim teklifim şu. Tabloyu size geri veririm. Eğer %50 fazlasını verirseniz. Aksi halde olmaz. 1500 euro yapar. 1500 euro mu bulacağız yani? Allah'ım, bütün kabuslarım gerçek oluyor ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağı.